Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, aber, ama demek arkadaşlar. Dilerseniz dersimiz başlasın. Aber'a baktığımızda arkadaşlar, tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi karşıtlığı ifade eden ya da bir açıklamayı gerektiren durumlarda kullanılmakta. Dilerseniz örneklerle bunu anlamaya çalışalım. İlk örneğimize baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Klaus kann Klavier spielen. Evet, öncelikle bakalım. Klaus bu bir erkek ismi arkadaşlar. Klavier piyano demek. Spielen de oynamak demek arkadaşlar. Spielen eylemine baktığımızda bu aynı zamanda işte top oyunları için ya da sportif faaliyetlerde kullanılan çeşitli aktiviteler için de kullanılabileceği gibi burada enstrümanlarda da kullanılabiliyor. Bakın burada Klavier spielen demek ki piyano çalmak anlamında. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Klaus piyano çalabiliyor. Bakın burada können modal fiilini hatırlarsanız ayrıntılı şekilde görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa ilgili ders videosunu mutlaka izlesinler. Burada bu cümle bize ne diyor demek ki? Klaus piyano çalabiliyor. Değil mi? Bunu yapabiliyor anlamında. Klaus kann Klavier spielen. Bakın ikinci cümleye bakıyoruz. Er kann nicht Trompete spielen. Bakın burada bir olumsuzlama var. Nicht, değil mi? Burada bir olumsuzluk var. Ne yapamıyor? Trompet çalamıyor, değil mi? Şimdi biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Klaus piyano çalabiliyor ama trompet çalamıyor. Ne şekilde incelendiğini şimdi bir bakalım, bir inceleyelim. Bakın ne yapıyorum? Gayet kolay. Baştaki cümleyi aynen buraya geçiriyorum. Diyorum ki Klaus kann Klavier spielen. Bakın hemen ardından virgülümü getiriyorum. Ve aber, ama piyano çalabiliyor ama diyorum. Aber er kann nicht Trompete spielen. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Bu yapıyı da aynı şekilde, değil mi? Bu cümleyi de aynı şekilde yazıyorum. Ancak ne yapıyorum? İki cümleyi tek bir cümleye oturtuyorum. Virgül ve aber ile ne yapıyorum? Birleştirmiş oluyorum. Dolayısıyla Klaus piyano çalabiliyor ama o ne yapamıyor? Trompet çalamıyor derken Klaus kann Klavier spielen aber er kann nicht Trompete spielen demiş oluyorum. Sonraki örneğe bir bakalım isterseniz arkadaşlar. Simone reitet immer. Simone bu bir kadın ismi arkadaşlar. Reiten bu da ata binmek demek. Immer her zaman. Demek ki Simone her zaman ne yapıyormuş? Ata biniyor derken Simone reitet immer demem gerekiyor. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Sie fährt nie Motorrad. Evet, Motorrad motosiklet demek arkadaşlar. Fahren, bakın düzensiz fiil olduğu için fahren üçüncü tekilde nasıl çekimleniyordu? Fährt şeklinde çekimleniyor. Nie asla. O asla motosiklet sürmez. Bakın burada Simone her zaman ata biner. O asla hiçbir zaman motosiklet sürmez. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getireceğiz. Bir araya getirirken ne yapacağız arkadaşlar? Aba bağlacıyla bir araya getireceğiz. Yani ama. Diyeceğiz ki Simone ata biner ama motosiklete binmez. Ne diyeceğiz? Gayet kolay arkadaşlar. Bu yapıyı tekrar buraya taşıyacağım. Ne diyeceğim? Simone reitet immer. Bakın hemen ardından virgülümle ayırıyorum. Cümle devam ediyor. Aber sie fährt nie Motorrad. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada demek ki olumlu bir durum var. Değil mi? Nedir olumlu olan şey? O motosikleti düzeltiyorum. O ata biniyor. Her zaman ata biniyor. Ama asla motosiklete binmiyor derken Simone reitet immer aber sie fährt nie Motorrad demem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu çeviriyi yaptığımda eminim siz de fark etmişsinizdir. Zaman zaman burada olduğu gibi işte motosiklet biniyor ya da motosiklete biner diyoruz ya. Almanca'da arkadaşlar şimdiki zaman ve geniş zaman diye bir durum yok. Bu her ikisi de tabi orada mutlaka o belli zamanı kullanmam gerekiyor. Mesela burada olduğu gibi
IMA denildiğinde bir genelleme yapmış oluyoruz. Yani her zaman ya da burada ni asla, değil mi? Bu da gene bir genelleme. Ancak Almanca'da bir eylem tıpkı burada olduğu gibi kullanılıyorsa ve zamanlama, yani işte sıklık derecesi belli değilse, bu işte şimdiki zaman olabileceği gibi geniş zamanda da olabilir. Ancak buraya baktığımızda arkadaşlar bir genelleme olduğu için ne diyeceğiz? Simone her zaman ata biner ama hiçbir zaman motosiklete binmez. Bakın burada bir ne yapıyoruz? Her zamana, değil mi? Bütün zamanlara yaymış oluyoruz. Yani bir genelleme yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bunun da altını çizmekte fayda var diye söylemiş bulunalım. Bir sonraki eyleme, daha doğrusu bir sonraki örneğe bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Ihr mögt kein fast food. Evet, mögen neydi? Mögen sevmek demekti, değil mi? Sizler, değil mi? İki ve daha fazla insan için kullanılan yapıydı, değil mi? Ihr mögt kein fast food. Siz fast food sevmezsiniz. Devam var. Ihr esst jeden Samstag Pizza. Evet, ne yaman çelişki, değil mi? Ne diyor? Siz her cumartesi pizza yiyorsunuz, değil mi? Bir taraftan diyor ki siz fast food, değil mi, yemezsiniz ama her cumartesi pizza yersiniz diye ne yapacağız şimdi? Bu iki cümleyi bir araya getireceğiz. Neyle getireceğiz? Aber, ama. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Üst yapıyı, değil mi? Üst cümleyi aynen aşağıya taşıyorum. Ne diyorum? Ihr mögt kein fast food, virgülümü getirdim. Aber ihr esst jeden Samstag Pizza. Değil mi? Siz fast food sevmezsiniz ama siz her cumartesi pizza yersiniz derken, ihr mögt kein fast food, aber ihr esst jeden Samstag Pizza. Dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Klaus kann Klavier spielen. Klaus kann Klavier spielen. Er kann nicht Trompete spielen. Er kann nicht Trompete spielen. Klaus kann Klavier spielen, aber er kann nicht Trompete spielen. Klaus kann Klavier spielen, aber er kann nicht Trompete spielen. Simone reitet immer. Simone reitet immer. Sie fährt nie Motorrad. Sie fährt nie Motorrad. Simone reitet immer, aber sie fährt nie Motorrad. Simone reitet immer, aber sie fährt nie Motorrad. Ihr mögt kein Fastfood. Ihr mögt kein Fastfood. Ihr esst jeden Samstag Pizza. Ihr esst jeden Samstag Pizza. Ihr mögt kein Fastfood, aber ihr esst jeden Samstag Pizza. Ihr mögt kein Fastfood, aber ihr esst jeden Samstag Pizza. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Wir schwimmen gerne in Bodrum. Anlaşılacağı üzere Bodrum'da ne yapmayı seviyoruz arkadaşlar? Yüzmeyi, değil mi? Severiz anlamında. Bakın schwimmen yüzmek demek, gerne severek anlamında. Bunu söylemekte fayda var arkadaşlar. Bazı durumlarda gen e'siz yazılabiliyor da gerne şeklinde yazılabiliyor. Bunun herhangi bir artikelle bir alakası yok arkadaşlar. Her iki türlü de yazılabiliyor. Demek ki bu cümle wir schwimmen gerne in Bodrum, biz Bodrum'da yüzmeyi severiz anlamı taşıyor bu cümle. Diğer cümleye bakalım. Wir schwimmen nicht gerne in Sizilien. Evet, in Sizilien, Sizilien arkadaşlar Sicilya demek.
Nicht gerne. Yani şu anlama geliyor arkadaşlar. Sicilya'da da yüzüyoruz. Yani orada da güzel ama o kadar da iyi değil gibi bir anlam taşıyor. Yani biz Bodrum'da yüzmeyi daha bir seviyoruz anlamı çıkıyor burada. Şimdi biz ne diyeceğiz? Aba ile bir araya getirdiğimizde bu iki cümleyi, biz Bodrum'da yüzmeyi severiz ama Sicilya'da yüzmeyi sevmeyiz gibi, pek de sevmeyiz gibi bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Baştaki cümleyi aynen buraya alacağım. Wir schwimmen gerne in Bodrum, aber wir schwimmen nicht gerne in Sizilien. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Demek ki baştaki cümleyi aynen buraya alıyorum. Virgül ve aber ile ne oluyor? Cümlem devam ediyor. Ancak ne ile? Wir ile. Öyle değil mi? Yani iki cümleyi bir araya getiriyorum. Virgül ve aber ile ne yapıyorum? Bir zıtlık, bir karşıtlık gibi ya da bir açıklama gibi düşünebiliriz aber'ı. Dolayısıyla wir schwimmen gerne in Bodrum, aber wir schwimmen nicht gerne in Sizilien demiş oluyoruz. Sonraki örneğimize bir bakalım. Michael macht gern Sport. Evet, Michael bu bir erkek ismi. Ne diyor? Sport machen, spor yapmak. Spor yapmayı sever. Değil mi? Michael macht gern Sport. Bakın diğer cümleye. Er spielt nicht gern Fußball. O futbolu pek de oynamayı sevmez. Oynar ama o kadar da sevmiyor, değil mi? Demek ki ona bırakacak olsak belki de oynamak istemiyor ama hani oynamasına oynuyor. Bunu becerebiliyor gibi bir anlam çıkıyor. Şimdi biz diyeceğiz ki Michael sporu sever ama futbolu pek de sevmez gibi bir anlam çıkıyor. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? Aber ile bir araya getireceğiz bu iki cümleyi. Nasıl bir araya getireceğiz? Michael macht gern Sport. Virgülümü getirdim. Aber er spielt nicht gern Fußball. Ama o pek de o futbol oynamayı sevmez gibi bir anlam çıkıyor. Bakın demek ki spielen, demin de söylemiş olduğum gibi bir enstrüman çalmak ya da burada olduğu gibi değil mi, futbol oynamak derken oynamak anlamına geliyor. Ancak güzel Türkçe'de işte piyano oynamak demeyiz. Piyano çalmak deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da spielen hem bir top oyunu için kullanılabileceği gibi hem de ne yapılabiliyor? Bir enstrüman çalmada da kullanılan bir eylem. Dolayısıyla burayı bir toparlayacak olursak Michael macht gern Sport. Michael spor yapmayı sever. Aber er spielt nicht gern Fußball. Ama pek de futbol oynamayı sevmez gibi bir anlam çıkmış oluyor. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir schwimmen gerne in Bodrum. Wir schwimmen gerne in Bodrum. Wir schwimmen nicht gerne in Sizilien. Wir schwimmen nicht gerne in Sizilien. Wir schwimmen gerne in Bodrum, aber wir schwimmen nicht gerne in Sizilien. Wir schwimmen gerne in Bodrum, aber wir schwimmen nicht gerne in Sizilien. Michael macht gern Sport. Michael macht gern Sport. Er spielt nicht gern Fußball. Er spielt nicht gern Fußball. Michael macht gern Sport, aber er spielt nicht gern Fußball. Michael macht gern Sport, aber er spielt nicht gern Fußball. Sıradaki cümleyle devam edelim arkadaşlar. Julia kommt aus Russland. Julia nereden geliyor? Rusya'dan geliyor derken Julia kommt aus Russland. Julia wohnt in Berlin. Evet. Wohnen neydi arkadaşlar? Yaşamak, ikamet etmek anlamındaydı, değil mi? Julia wohnt in Berlin. Şimdi ne diyeceğiz? Julia Rusya'dan geliyor ama Berlin'de yaşıyor. Berlin'de ikamet ediyor. Ne yapacağız? Gayet kolay. Julia kommt aus Russland, aber sie wohnt in Berlin. Yani ne diyor bu cümle bize? Julia Rusya'dan geliyor ama Berlin'de yaşıyor. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Demek ki ne yapıyorum? Baştaki cümleyi başlatıyorum, değil mi?
Ondan sonra virgülümü getiriyorum. Aba ve diğer cümleyle devam ediyorum. Bu kadar kolay. Herhangi bir öğeyi ya da bir durumu başa çekmiyorum, öne çekmiyorum ya da sona atmıyorum. Ne yapıyorum? Aynen olağan bir şekilde devam ediyorum ve iki cümleyi tek cümle halinde yorumlamış oluyorum. Demek ki burayı toparlayacak olursak, Julia kommt aus Russland, aber sie wohnt in Berlin. Sonraki cümleye geçelim arkadaşlar. Tom und Mia sind Freunde. Evet, Tom bu bir erkek ismi. Mia bu da bir kadın ismi arkadaşlar. Evet, Freunde arkadaş değil mi? Tom und Mia sind Freunde. Tom ve Mia arkadaşlar. Sonraki cümleye bakalım. Sie gehen fast nie ins Kino. Evet, nie asla, hiçbir zaman anlamında. Fast nie neredeyse hiç anlamına geliyor. Ins Kino arkadaşlar, bu da sinemaya. Ins Kino gehen, sinemaya gitmek. Onlar neredeyse hiç sinemaya gitmezler. İki arkadaşı kastediyoruz. Ne diyoruz? Tom ve Mia arkadaşlar, onlar neredeyse hiç sinemaya gitmezler. Şimdi bu iki cümleyi tek cümle haline getireceğiz. Bunu yaparken de aba, yani ama değil mi? Aba yapısını ne yapacağız? İşin içerisine katacağız. Ne yapıyoruz? Ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Tom und Mia sind Freunde, aber sie gehen fast nie ins Kino. Tom ve Mia arkadaşlar, bakın hemen sonrasında virgülüm ve aber kelimesiyle devam ediyorum. Ve aber sie gehen fast nie ins Kino, ama onlar neredeyse hiç sinemaya gitmezler. Tom und Mia sind Freunde, aber sie gehen fast nie ins Kino. Sonraki cümleyle devam edelim. Bu cümle bize ne diyor? Sie möchte im Ausland leben. Evet. Sie möchte, bakın burada sie'ye baktığımızda 3 çeşit sie vardı değil mi? Birisi neydi? Üçüncü tekildeki sie, yani bir kadını kastettiğimde sie demiş oluyorum. Ya da sie derken saygı formundaki sie olabilirdi. Ya da sie bir şey daha vardı sie'de değil mi? Onlar, yani üçüncü çoğul. Ancak bunu nasıl fark edeceğim? Çok kolay. Eyleme bakacağım. Sie möchte denildiğine göre demek ki o istiyor. Möchte'nin çekimine baktığımızda değil mi? Ich möchte, du möchtest, er, sie ist. Möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Dolayısıyla bu ne olacak arkadaşlar? Üçüncü tekilde incelenmesi gerekiyor. Bunu zaten modal fiiller konusunda değil mi? Möchten'i ayrıntılı şekilde görmüştük. Bu noktadaysak eğer eminim ki bundanın üstesinden gelebiliyoruzdur, öyle değil mi? Ancak bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Bu sadece bunun için geçerli değil arkadaşlar. Zaman zaman böyle yapılar karşımıza çıkabiliyor. O yapılar o derste bitmiyor. Sonraki derslerde mutlaka karşımıza çıkıyor. Ancak sıkıntı yaşadığımızda mutlaka baştaki videoya gidersek, temeline gidersek bunları rahatlıkla halledebiliriz arkadaşlar. Buraya baktığımızda, tekrar geri döndüğümüzde, Sie möchte im Ausland leben. Ausland, yurt dışı demek arkadaşlar. Leben, yaşamak. O yurt dışında yaşamak istiyor değil mi? Sie möchte im Ausland leben. Gene möchte'nle devam ediyoruz. Sie möchte ihre Freunde nicht verlassen. Freunde, az önce gördük zaten, arkadaşlar değil mi? Verlassen, terk etmek demek arkadaşlar. Verlassen, terk etmek demek. O ne istemiyor? O arkadaşlarını, bakın burada bir posesiflik var. O onun arkadaşlarını değil mi? Bir kadından bahsediyoruz. Diyoruz ki o kadın kendi arkadaşlarını ne yapmak istemiyor? Terk etmek istemiyor. Yani bir taraftan ne istiyor? Yurt dışında yaşamak istiyor, ama diğer taraftan da arkadaşlarından uzak kalmak istemiyor ya da onları terk etmek istemiyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Aber, yani ama diyeceğiz. Yani diyeceğiz ki o, değil mi? Bir kadını kastediyoruz. O yurt dışında yaşamak istiyor ama arkadaşlarını terk etmek istemiyor. Ne diyeceğiz? Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Aynen aşağı taşıyoruz. Ne diyeceğiz? Sie möchte im Ausland leben, aber sie möchte ihre Freunde nicht verlassen. Değil mi? O yurt dışında yaşamak istiyor. Sie möchte im Ausland leben,
Aber, ama, sie möchte ihre Freunde nicht verlassen. Ama o arkadaşlarını terk etmek istemiyor. Dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Julia kommt aus Russland. Julia kommt aus Russland. Julia wohnt in Berlin. Julia wohnt in Berlin. Julia kommt aus Russland, aber sie wohnt in Berlin. Julia kommt aus Russland, aber sie wohnt in Berlin. Tom und Mia sind Freunde. Tom und Mia sind Freunde. Sie gehen fast nie ins Kino. Sie gehen fast nie ins Kino. Tom und Mia sind Freunde, aber sie gehen fast nie ins Kino. Tom und Mia sind Freunde, aber sie gehen fast nie ins Kino. Sie möchte im Ausland leben. Sie möchte im Ausland leben. Sie möchte ihre Freunde nicht verlassen. Sie möchte ihre Freunde nicht verlassen. Sie möchte im Ausland leben, aber sie möchte ihre Freunde nicht verlassen. Sie möchte im Ausland leben, aber sie möchte ihre Freunde nicht verlassen. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Miriam mag Katzen. Miriam bu bir kadın ismi arkadaşlar. Katzen kediler. Evet. Miriam kedileri sever derken demek ki Miriam mag Katzen. Ihr Bruder mag Hunde. Ihr Bruder arkadaşlar onun abi ya da onun erkek kardeşi anlamına geliyor. Değil mi Bruder? Mag Hunde köpekleri sever. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir karşıtlık var değil mi? Çünkü Miriam köpekleri düzeltiyorum. Kedileri seviyor ama abi ya da erkek kardeşi köpekleri sever diyeceğiz değil mi? Bir taraftan kediler, bir taraftan da köpekler seviliyor. Dolayısıyla biz bunu aba ile bir araya getirdiğimizde ne yapacağız? Bakın ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Miriam mag Katzen, aber ihr Bruder mag Hunde. Demek ki Miriam kedileri severken, değil mi? Erkek kardeşi ya da abiyi köpekleri seviyor. Bunu yaparken de aba ile birleştiriyorum arkadaşlar. Dolayısıyla Miriam mag Katzen, aber ihr Bruder mag Hunde demiş oluyoruz. Ve sonuncu örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor sonuncu örneğimiz? Ich trinke keinen Kaffee. Evet, kahve içmem. Bakın burada arkadaşlar trinken fark ettiyseniz akuzatiflik almış. İsmin i haline. Güzel Türkçemizde olmayan bir şey bu. Kahveyi içiyorum demeyiz değil mi? Güzel Türkçede ne deriz? Kahve içiyorum deriz. Ancak Almanca'ya baktığımızda burada akuzatif yani ismin i hali söz konusu. Dolayısıyla burada Türkçe gibi değil de Almanca gibi düşünmemiz yani Almanca dil dinamiğinde düşünüyor olmamız doğru olacaktır. İsabetli olacaktır. Dolayısıyla ben kahve içmem derken ne gerektiriyormuş trinken? Tıpkı essen'de olduğu gibi akusatif yani ismin i halini gerektiriyor. Ben kahve içmem derken ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Ben kahve içmem. Ich trinke Mineralwasser. Evet. Ich trinke Mineralwasser. Mineralwasser neydi arkadaşlar? Doğal maden suyu değil mi? Ne kadar sağlıklı. Almanlar genellikle su ve doğal su arasında kalıyorlar ve su denildiğinde aslında doğal maden suyuyla karşılanabilirsiniz. Dolayısıyla sudan kasıt direkt doğal maden suyuna gidiyor onlar da. Dolayısıyla mutlaka belirtmek gerekiyor. Stillwasser yani nasıl bir su oluyor? Bildiğimiz su şeklinde Stillwasser. Ancak Mineralwasser doğal maden suyu demek. Şimdi biz bu örneğimize geri döndüğümüzde ne diyoruz? Ben kahve içmem ama doğal maden suyu içerim. Bunu aber ile birleştirelim arkadaşlar. Ich trinke keinen Kaffee, aber ich trinke Mineralwasser. Ben kahve içmem, ich trinke keinen Kaffee ama aber ich trinke Mineralwasser. Ama ben ne içerim? Doğal maden suyu içerim demiş
oluyoruz. Dilerseniz arkadaşlar bu sorular, bu örnek cümleleri doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Miriam mag Katzen. Miriam mag Katzen. Ihr Bruder mag Hunde. Ihr Bruder mag Hunde. Miriam mag Katzen, aber ihr Bruder mag Hunde. Miriam mag Katzen, aber ihr Bruder mag Hunde. Ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke Mineralwasser. Ich trinke Mineralwasser. Ich trinke keinen Kaffee, aber ich trinke Mineralwasser. Ich trinke keinen Kaffee, aber ich trinke Mineralwasser. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde aber, yani güzel Türkçemizde belki de fonetik olarak da, değil mi, kulağa gelen o duyum itibariyle de birbirine benzeyen bir yapı olan ama, yani aber ne diyebiliriz? Bağlacı diyebiliriz, değil mi? Kelime bağlacını görmüş olduk. Ayrıntılı şekilde görmüş olduk. Tabii aber'ın yanı sıra, değil mi, daha başka kelimeleri, yeni, daha önceden görmemiş olduğumuz eylemleri de görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.